10 öğretmenden 8'i psikolojik sorun yaşıyor. 7'si öfkesini kontrol edemiyor. Öğretmenlere göre eğitim sistemi istikrarsız. Veriler Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yayınladıkları anketlerden. Türk Eğitim Sen 25.732 öğretmenin mesleki ve ekonomik sorunlarını tespit etti. Araştırmaya göre öğretmenlerin %92'si kredi kartı kullanırken %77'si evin ihtiyaçlarının büyük bölümünü kredi kartıyla karşılıyorum diyor. Ankete katılan öğretmenlerin %70.9'u son birkaç yıl içinde öfkesini kontrol edemediği durumlarla karşılaştı. Öfkesini kontrol edemeyenlerin %37'si gerekçe olarak ekonomik sorunları, %32'si mesleki sebepleri gösterdi. Eğitimcilerin %60'ı mesleği bırakmayı düşünüyor. Mesleğini bırakmayı düşünenlerin %40'ı bunun nedeni olarak öğretmenlerin itibar kaybetmesini gösteriyor. Ve %74'ü Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere hiç değer vermiyor diyor. Ankette müfredat tartışmaları da yer aldı. Öğretmenlerin %63'ü Atatürk'le ilgili konuların daraltıldığını düşünüyor. Ayrıca bu yıl 12 ilde pilot uygulanan performans sistemine öğretmenlerin %94'ü karşı. Türk Eğitim Sen'in anketinde öğretmenlerin %95'i yeni liseye geçiş sisteminin problemleri ortadan kaldıracağını düşünmüyor. Eğitim İş araştırmasına ise 26 ilden 906 kişi katıldı. Buna göre öğretmenlerin yaklaşık %75'i mesleğinden elde ettiği geliri yetersiz buluyor. %74'ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını ifade etti. %59'unun borçları nedeniyle mesleki verimi düşüyor. Verilere göre %70'i gazete, dergi ve kitap almakta zorlanıyor. Öğretmenlerin yaklaşık %30'u kendi çocuklarının gıda ihtiyacını karşılayamıyor. Ayrıca %35'inin de gelecek hiç ümidi yok.